Endoskopik sinüs cerrahisini yaptık. Hasta memnun. Çoğunlukla %90-95'ini aynı akşam üzeri evine taburcu ederiz hastalarımızın. Ama nadir de olsa kanama riski varsa, sızıntısı varsa bir gece evde tutup ertesi gün göndeririz. Ve hastalara da genellikle benim önerim en az birkaç gün evde istirahat etmeleri, ağır bir şey kaldırmamaları yönündedir. Hastayı taburcu ettikten sonra ilk pansumanın vizitim 3 gün sonradır. 3 gün sonra hasta gelir. Burun içinde çünkü sızıntılardan oluşan bir burun tıkanıklığı oluşacaktır. Kan sızıntıları, fibrin pet dediğimiz tamponlar yapar burun içerisinde. Hem hastanın burun içerisinin yapışmaması için hem burnu temizleyerek hastayı bir rahatlatmak açısından genellikle bir 3. gün ameliyattan sonra bir 3-4 gün sonra bir kez daha görürüz. Ondan sonra genellikle 3. haftadan sonra bir kontrolünü yaparız. Herhangi bir yapışıklık olmasın. Hastada herhangi bir komplikasyon gelişmesin diye. Genellikle hastalarımıza benim söylediğim şey 3-5 gün kadar bir genze doğru veya ön taraftan giderek rengi açılan bir sızıntı sümükle karışık olacaktır. Bu sizi irrite etmesin. Ancak şıpır şıpır bir kanama olursa mutlaka acilen hekiminizi arayın ve gelin şeklindedir. Ve burunda tıkanıklığın burun içindeki etlerle de özellikle dokunulduysa tıkanıklığın geçmesi, bu akıntıların, yaraların, kabukların ortadan kalkması genellikle 3. haftadan sonra oluşuyor. 3. hafta ve onlar hastalarıma derim. Bugün bana derdinizi söylemeyin, hani şikayetlerinizi söylemeyin. Nefes alamıyorum diye veya işte burnum tıkalı diye. Bunlar 3. haftadan sonra düzelecek. 1. ayın sonunda eğer bir sıkıntınız varsa onu beraber çözmeye çalışacağız. Bu demektir ki endoskopik sinüs cerrahisi olan hastanın şikayetlerinin, içerideki yaraların, kabuklanmaların, burun tıkanıklığının geçmesi genelde primer yara iyileşmesinin sonlandığı işte 1. ayın sonunda olacaktır.